Hanım, ben Buyurun. milletvekili değildim ama Hı. Deniz Baykal'a yapılan o çirkin operasyonu Türk televizyonlarında herkesten daha fazla savundum. Çünkü bu başka bir operasyondu. Tabii. Ama şimdi siz kalkıyorsunuz, Abdullah Gül'ü öve öve bitiremiyorsunuz. Deniz Baykal'a gelince de çok ayıplı bir dil kullanıyorsunuz. Siyasi ahlakla bağdaşmaz. İsim zikretmek istemiyorum. Sayın Metin Erdoğan. O hoş bir şey değil. Çok haklısınız. Ben her alanda söylerim, bugün de burada söylüyorum. Sayın Baykal benim için çok değerli, çok kıymetli bir genel başkanımdır. Bugün siyasette var olma sebebimdir Sayın Baykal. Kendisine yapılan o tuzakların, o süreçlerin tamamına tanıklık etmiş bir il başkanıyım. 20 bu Amerikan askerlerinin geleceği tarih neydi? Parlamentodaki 1 Mart 1 Mart tezkeresinin ona karşı çıkmanın bedelini ödediğini biliyoruz Sayın Baykal. Ama içeride bu şunu da söyleyeyim, son günlerde biraz önce işte geleneklerimiz falan söyledik. Bizim geleneklerimiz çok önemli. Biz gerçekten her şeye rağmen tabii ki yeni çağa, yeni teknolojiye uygun hale getireceğiz ama kıymetli geleneklerimizi de kaybetmememiz gerekiyor. Evet. Sayın Bakan konuşabilecek durumda değildir. Konuşamayacak en önemlisi o değil mi? Kendini insana, şu anda konuşamayacak bir insana bu cümleleri kullanmanın ama biz onu savunuruz. Ayıptır, biz onu savunuruz. Çok ayıptır. Baykal'ı savunuruz. Yarın Zülfü Livan eline benzer bir şey yapılırsa onun da hukukunu savunuruz. Ama elbette. Ama, yani ben Zülfü Bey'i yakıştıramadım. Çünkü Deniz yani, Bey'i cevap verebilir. Meseleyi Kürt, Alevi ama Sayın Bey'in bu konuda eleştirildi. Hani daha çok sahip çıkması gerekirdi söylemlerinde. Hani Sayın Bahçeli nasıl Sayın Ecevit'le ilgili işte Halk TV'de bir metin yolladı. İşte çok yakından tanırım şöyledir böyledir. Hani aynı şey CHP tarafından da beklendi. Keşke Kemal Bey de Zülfü Bey yönelik böylesine Sayın Bahçeli'nin sergilediği bir tutumu sergilemiş olsun. Kemal Bey salı günkü grup toplantımızın ilk başında çok keskin ve çok net bir şekilde bu eleştirisini yaptı ve Sayın Baykal'a da sahip çıktı. Çok doğru, güzel. Tebrik ediyorum. Önce şunu söyleyeyim. Mesele sadece Sayın Baykal meselesi değildir. Sayın Baykal ne yazık ki çok kötü süreçlerden geçti. Evet. Ama bugün sağlık sorunu var. Yani bir insanın konuşamadığı, yani Sayın Baykal gibi ki hayatını siyasetle bilen bir insan, bugün konuşamayan, kendisini ifade edemeyen, rahatsızlığından dolayı ifade edemeyen bir insana bunları konuşmak hiç insani değildir. Bunu kim yapıyorsa hepsini kınıyorum. Şimdi o zaman buradan Pınar Hanım, şunu bütün içtenliğimle söylemek istiyorum. Bugün Mehmet Metin olarak söylemek istiyorum. Yarın Kemal Bey'e yönelik haysiyet cellatlığı yapılırsa, herkesten önce çıkıp onun haysiyetine, hukukuna sahip çıkmazsam namerdim. Ama bravo. Kemal Bey ve arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Lütfen ya. Erdoğan'a yönelik, şuraya yönelik daha özenli bir dil kullanabilir ya. Eleştirinin 1001 yolu vardır ya. Çok keskin, kırıcı, haysiyet, onur. Yani bunu artık sadece Kemal Bey'in değil, hiç kimsenin bir diğerine yapmaması lazım. Üzülüyoruz. Şimdi ben, genel başkanlarımız konuştuğunda ne Gürsel Tekin artık bir şey söyleyebiliyor, ne ben ne bir başkası. Yani genel başkanların birbirlerine karşı, partililerin birbirlerine karşı diline ne olursunuz ya, artık herkesin dikkat etmesi lazım. Ama Sayın Metin Er, sanıyorum bu bütün hemen, parti liderlerinin hemen, ortak hassasiyet bunu, göstermesi gereken. Evet, onu diyorum zaten, ortak bir çağrıda bulunuyorum. Evet. Ama en önemlisi de şu, çağrım şu. Diyelim ki bir taraf uymuyorsa öbür tarafın onu emsal göstererek onun gibi davranmaması gerektiğini de söylüyorum. Biri bu şarkın dişini kırsın diyorsunuz yani. Yani o kırsın evet. Olursun. Pınar Hanım. Buyurun. Şunu söyleyeyim, yani uzun yıllardır siyasetteyim dedim. Ki en keskin dönemde Sayın Demirel Ecevit dönemindeki o çok kritik, böyle neredeyse
ağır mücadelenin içinde hiçbirisi sayın kelimesini ortada kaldırmadı. Hı-hı. İki, de siyasette denklik diye bir şey vardır. Yani geçmiş dönemdeki siyasete baktığımızda genel başkanlar genel başkanları eleştirirdi. Alt kademedekiler de birbirlerini eleştirirdi. Şimdi yani at izi it izi birbirine karışmış. Çok ayıptır bunlar. Yani hı-hı, denklikleri ortada kaldırırsak sıradan bir ilçe başkanı bile genel başkanları ağır eleştiriye tabi tutarsa bunun önüne geçmek mümkün.